Merhaba arkadaşlar, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hipofiz bezinde kalmıştık. Hemen hiç vakit kaybetmeden başlayalım. Şimdi hipofiz nerede bulunuyor? Hatırlayın, size beynin yapısını gösterirken şekil üzerinde hipofiz bezinden de bahsetmiştim. Ara beyinde bulunuyor arkadaşlar hipofiz bezi. Ve hipotalamusun hemen altında bulunan böyle çok küçük, hatta burada gramı da yazıyor, 0,5 gram ağırlığında bir bezdir arkadaşlar. 1 gram bile değil yani, düşün, o kadar küçük bir bez ama o kadar büyük etkileri var ki hipofiz bezi olmazsa biz olmayız gibi söyleyebiliriz. Çünkü birçok özellikle birçok mekanizmanın kontrolünde etkilidir arkadaşlar hipofiz bezi. Hipofiz bezi iki tane yapıdan oluşuyor arkadaşlar. Bunlar adenohipofiz ve nörohipofiz olarak. Adenohipofiz gerçek bir endokrin bezdir. Yani gerçek bir hormon salgılayıcı bezdir adenohipofiz dediğimiz. Nörohipofiz ise, bakın adı üstünde, nörohipofiz. Nöronların aksonlarının sonlandığı yerdir arkadaşlar. Yani sinir hücrelerinin, sinir uçlarının sonlandığı kısımdır diyebiliriz nörohipofiz için. O zaman şöyle yazalım isterseniz. Ara beyinde bulunur diyelim. Ara beyinde bulunur. Bulunur. Gramını da yazayım hatta, 0,5 gram ağırlığında bir yapıdır arkadaşlar. Yaklaşık olarak, tabi bu kesin bir bilgi olmayabilir ama yaklaşık olarak böyle bir ağırlığa sahip. Daha sonra bir diğer özelliğine baktığımız zaman iki yapıdan oluşuyor. Ne dedik? Adenohipofiz. Adenohipofiz ve nörohipofizden oluşur. Nörohipofizden oluşur. Arkadaşlar, adenohipofiz tam bir endokrin bezdir. Yani buradan hormon salgılanıyor. Nörohipofiz ise nöronların aksonlarının sonlandığı, yani sinir uçlarının sonlandığı bölümdür arkadaşlar. Hatta hipotalamustan gelenler burada sonlanıyor. O zaman şöyle yazalım. Hipotalamustan gelen nöronların akson uçlarının bulunduğu yerdir veya şöyle de diyebilir, nöronların sonlandığı yerdir de diyebilir arkadaşlar. İkisi de aynı şey zaten. Peki hipofizin arkadaşlar, hipotalamus anlatırken de söyledim, hormon salgılayabilmesi için hipotalamus tarafından uyarılması gerekiyor. Şimdi hipofizin loblarından bahsettiğimiz zaman, ara lobu çok fazla karıştırmayacağım ama ön lob ve arka lobun bazı önemli özellikleri var. Arkadaşlar, ön lobda sinirler yoktur. Hipofizin ön lobunda sinir yok. Sinir olmadığı için hipotalamustan uyarı gelmesi lazım salgı yapabilmesi için. O yüzden ön lobda sinir olmadığı için hipotalamustan uyarı alır. O zaman şöyle yazalım. Hipofizin ön lobunda sinir bulunmaz. Sinir bulunmaz. Bu yüzden hipotalamustan uyarı alır. Uyarı alır. Aldığı bu uyarılarla arkadaşlar hormon salgılar. Peki neyden oluşuyor bir hipofizin ön lobu? Onda yazayım. Epitel dokudan oluşur arkadaşlar. Epitel dokudan oluşur. Epitel dokuda da kan damarı ve sinir bulunmuyor. Bu yüzden de arkadaşlar sinir bulunmadığı için zaten hipofizin ön lobu hipotalamus tarafından uyarılıyor. Peki hipofizin arka lobuna bakarsak ne olur? Dedim ya size arka lobla ilgili önemli bir şey söyleyeceğim diye. Arkadaşlar, hipofizin arka lobu direkt doğrudan hipotalamusla bağlantılıdır. Ve arka lobu sinirdir arkadaşlar. Hipotalamusun uzantısı olan sinirlerden oluşur hipofizin arka lobu. Hipotalamustan salgılanan hormonlar arka lobda depo edilir ve buradan kana verilir. Yani arka lob direkt kendisi hormon salgılamıyor. Hipotalamusun salgıladığı hormonları depo ediyor ve bu hormonlar da işte diyelim ki vücutta gerekli oldu bu hormonlar, hemen kana veriliyor. O şekilde çalışıyor. O zaman şöyle yazalım. Hipofizin arka lobu sinirlerden oluşur. Hipotalamusun ürettiği hormonlar burada depolanır. Burada
depolanır ve salgılanır. Yani hipotalamus üretiyor, hipofizin arka lobu depo ediyor, gerektiği zaman da kana veriyor arkadaşlar. Bu şekilde bir işlem var. Hipofizin ön lobu kendisi üretiyor hormonlarını ama arka lobu hipotalamusun salgıladığı hormonları salgılıyor. O zaman bunları söylediğimize göre artık ön loba arka loba geçebiliriz arkadaşlar. Ön lobdan salgılanan hormonlar, arka lobdan, ara lobdan salgılanan hormonlara bakalım. Arkadaşlar hipofizin ön lobuna baktığımızda şöyle farklı bir renkle yazalım. Şöyle A diyorum. Ön lob. Arkadaşlar ön lobun diğer adı anterior. Anterior. Ön lob. Ön lobdan salgılanan hormonlara baktığımız zaman ise ilk olarak şöyle küçük A diye bahsedelim. İlk olarak somatotropik hormon. Somatotropin veya tropik hormon. Yani STH yani büyüme hormonu. Büyüme hormonu. Evet. Şimdi bu hormonla ilgili söyleyeceklerimiz neler bakalım. Arkadaşlar somatotropik hormona baktığımız zaman yani STH'a bunlar kemiklerin ve kasların büyümesini sağlayan, zaten büyüme hormonu diyoruz adı üstünde, kemiklerin ve kasların büyümesini sağlayan hormondur. Arkadaşlar uzun kemiklerde destek ve hareket sistemine geçeceğiz bu konudan sonra. Orada söyleyeceğim. Uzun kemiklerin yapısında epifiz plağı dediğimiz bir plak vardır ve kemiğin boyunca uzamasını sağlar. İşte somatotropik hormon oradaki epifiz plağına etki ederek boyunca uzamamızı sağlıyor arkadaşlar. Yine çocuklarda hücre bölünmelerine uyarır ve vücudun kütlesel olarak artışını sağlar arkadaşlar. Protein sentezini hızlandırıyor. Daha sonra karbonhidrat yağ metabolizmasını hızlandırıyor arkadaşlar. Bunları etkiliyor. Yani somatotropik hormon dediğimiz zaman vücudumuzdaki bütün hücreleri etkiler diyebiliriz. O zaman şöyle yazalım. Kemik ve kasların büyümesini sağlar. Daha sonra ne dedik? Kemiklerdeki derken uzun kemiklerde bulunur sadece ve bu uzun kemiklerdeki epifiz plağını uyarır. Bu epifiz plağı da bizim boyunca uzamamızı sağlar arkadaşlar. Şöyle diyelim çocuklarda hücre bölünmesini uyararak kitlesel artışa veya kütlesel artışa sebep olur. Artışa sebep olur. Yani bir nevi çocukların büyümesini sağlıyor arkadaşlar bu sayede. Yine protein sentezini artırır. Karbonhidrat yağ metabolizmasında görevlidir. Karbonhidrat ve yağ metabolizmasında metabolizmasında doğru yazmışım görevlidir. Şimdi bunları söyledik. Arkadaşlar STH hormonunun eksikliğinde ve fazlalığında bazı hastalıklar ortaya çıkar. Peki nedir bu hastalıklar? Mesela STH hormonu eğer çocuklarda eksik olursa hipofizer yani hipofizer cücelik veya diğer bir isimle nanizm dediğimiz hastalık ortaya çıkar. Arkadaşlar bunlar bu çocuklarda işte uyuklama, yine yağlı bir şişmanlık vardır. Eğer fazla salgılanırsa çocuklarda bu sefer de devlik hastalığı veya diğer bir isimle gigantizm ortaya çıkar arkadaşlar. Bu da STH fazlalığı kan glikozunu da artırıyor. Yani kandaki glikoz seviyesini de artırıyor. Böylelikle şekerin yükselmesine de sebep olabiliyor. Yani diyabet dediğimiz hastalık da ortaya çıkabiliyor. Eğer ki büyüme çağından sonra yani işte yetişkinlik dönemine geldiğimiz zaman bu hormon fazla salgılanırsa elde, ayakta, çenede anormal büyümeler meydana gelir. Biz buna da akromegali hastalığı diyoruz. O zaman bakın STH'ın çocuklarda ve yetişkinlerde etkisi olarak ikiye ayıracağız biz şunu. Şöyle yazalım. STH çocuklarda. Bakın. Çocuklarda eğer ki az salgılanırsa cücelik. Cücelik. Diğer bir adıyla nanizm. Eğer ki çocuklarda fazla salgılanırsa arkadaşlar devlik. Diğer bir adıyla gigantizm.
gigantizm hastalığı ortaya çıkıyor. Peki yetişkinlerde fazla salgılanırsa? Yetişkinlerde fazla salgılanırsa arkadaşlar, o zaman da akromegali. Zaten mega ne demek? Büyük demektir değil mi? Akromegali arkadaşlar işte elin, ayağın, kafanın, çenenin vücuda oranla daha büyük olması hastalığıdır. STH'a bağlı olarak ortaya çıkan hastalıklar bunlardır. Ve STH hormonumuz da bu şekildedir. Bir de STH ile ilgili şunu da yazayım. Şimdi protein sentezini hızlandırdığına göre vücudumuzda canlı olan tüm hücreleri uyarır diyebilir miyiz? Evet. O zaman genel olarak şöyle diyelim. Genel olarak vücudun tüm hücrelerini uyarır. Ama unutmayın, ölü hücrelerimiz vardır, onları uyarmaz. Sadece canlı olan hücreleri uyarır arkadaşlar. Yani genel olarak vücudun tüm hücrelerini uyarır derse kabul edeceğiz. STH hormonu için. Böylece biz STH hormonunu, yani somatotropik hormonu bitirdik arkadaşlar. Şimdi geliyoruz bir diğer hormonumuza. Ön lobdan salgılanan diğer hormonumuz. Unutmayın, ön lobdan 6 tane hormon salgılanıyordu. Bunlardan ikincisi, şöyle B diyorum. Tiroid uyarıcı hormon. Tiroid uyarıcı hormon. Arkadaşlar bu da TSH olarak geçer. Şimdi bakın. TSH, tiroid uyarıcı hormon, ne alaka diyeceksiniz. Tiroid stimüle edici hormon olarak geçer arkadaşlar. Bu yüzden de stimüle etmek, uyarıcı anlamında kullanılıyor. Tiroid uyarıcı hormon diyoruz. Peki. Arkadaşlar bu hormona biz tirotropin hormonu da diyoruz. Neden diyoruz? Çünkü tiroksin hormonunun salgılanmasını uyarır arkadaşlar. Ayrıca tiroid bezlerinin de büyümesini uyarır. O zaman bu hormon için şunu yazalım. Bakın tirotropin de denir. Tirotropin de denir. Tiroid bezlerinin büyümesini ve tiroksin hormonunun, bu arada arkadaşlar tiroksin hormonu T4 hormonu olarak geçer. Şimdi diyeceksiniz ki hocam T4'ü varsa T1'i T2'si de mi var? Evet, bunların T1'i T2'si de var ama bizim için en önemli olan T4 hormonudur. O yüzden önemlidir. T4 yani tiroksin hormonunun salgılanmasını uyarır. Salgılanmasını uyarır dedik. Peki arkadaşlar, eğer ki TSH hormonu artarsa, vücuttaki TSH hormonu artarsa ne olur? Tiroid bezleri çok fazla çalışır. Ve ayrıca tiroiddeki hücreler büyür, çoğalır ve arkadaşlar burada tiroid büyümesine sebep olur. Bu da guatr hastalığını ortaya çıkarır. Yani guatr hastalığı direkt tiroksinle değil de tiroid uyarıcı hormonla da alakalıdır. O yüzden bunu belirtmek istedim. Şöyle diyelim. Fazla salgılanırsa guatr hastalığına sebep olur. Çünkü neden? Şimdi guatr hastalığı ne? Tiroidlerin büyümesi değil mi? Tiroid bezlerinin. Tiroid bezlerinin büyümesini sağlayan hormon TSH değil mi? Evet. O zaman fazla salgılanırsa arkadaşlar guatr hastalığına sebep oluyor. Tiroid uyarıcı hormonu da bu şekilde bitti. Şimdi geliyoruz bir diğer hormonumuza. C diyorum. Arkadaşlar bu da folikül uyarıcı hormon diyeceğiz. Folikül uyarıcı hormon. Bunu üreme sisteminde de anlatmıştım. FSH. Arkadaşlar peki bu hormon ne işe yarıyor? Tekrar edelim. Üreme sisteminde de anlattık. Burada da yine bir tekrar edelim. Arkadaşlar yumurtalıkta foliküllerin, yani yumurtanın büyümesini sağlayan, yumurta hücresinin üretimini sağlayan, yani oluşumunu sağlayan bir hormondur folikül uyarıcı hormon. Zaten adı üstünde, folikülleri uyarıyor. Ayrıca arkadaşlar bu foliküllerden östrojen hormonunun salgılanmasını da sağlıyordu. Hatırlayalım bakın. FSH artıyorsa östrojen de artıyordu. LH artıyorsa progesteron artıyordu. Unutmayalım. LH'da yine söyleyeceğiz. O zaman şöyle diyelim. Yumurtalıklarda folikül oluşmasını ve yumurta üretimini uyarır. Ayrıca ne yapıyor dedik? Bir de onu da yazalım arkadaşlar. Östrojen hormonunun
östrojen hormonunun üretilmesini sağlar. Üretilmesini sağlar. Evet, folikül yarıcı hormon bu şekilde. Kadınlarda böyle bir etkisi var. Peki erkeklere geldiğimiz zaman arkadaşlar, erkeklerde ise testisleri uyarır. Testislerde sperm üretimini uyarır arkadaşlar. O zaman şöyle yazalım. Testislerde spermatogenezi uyarır veya hızlı gerçekleşmesini sağlar da diyebiliriz arkadaşlar. Eşeysel bezlerin çalışmasını düzenliyor. Şimdi bakın, şöyle düşünün. Yumurtalık ve testis eşeysel bezler değil mi? Evet. O zaman folikül yarıcı hormon eşeysel bezlerin çalışmasını düzenler diyebiliriz. O zaman yazalım. Eşeysel bezlerin çalışmasını düzenler. Evet, folikül yarıcı hormonla ilgili söyleyeceklerimiz de bunlar. Gelelim bir diğer hormonumuz arkadaşlar. Şöyle D diyeceğim. Luteinleştirici hormon. Bu da LH olarak geçer. Bunu da anlatmıştım yine üreme sisteminde. Hatırlayalım. Luteinleştirici hormon arkadaşlar dişilerde yine yumurtanın ovulasyonla Fallopi tüpüne, yani yumurta kanalına atılmasını sağlıyordu değil mi? Luteinleştirici hormon Fallopi tüpüne yumurtanın atılmasını sağlıyor. Yani ovulasyon olayını gerçekleştiriyordu. O zaman yazalım. Yumurtalıklardan Fallopi tüpüne yumurtanın çıkmasını. Yani bu olaya biz ne diyorduk? Ovulasyon sağlar. Arkadaşlar, ovulasyonun diğer adı yumurtlama olayıdır aslında. Yumurtanın dışarı çıkmasıdır. Yine menstrual döngüde korpus luteum oluşturur arkadaşlar. Onu da söyleyelim. Onu da yazalım. Menstrual döngüde korpus luteumun yani korpus luteumun diğer adı neydi? Sarı cisim oluşmasını sağlar. Peki erkeklerde ne gibi görev var? Arkadaşlar, erkeklerde de yine seminifer tüpçükler vardı, hatırlayın. Seminifer tüpçüklerde iki tane hücre vardı. Bunlardan biri Sertoli hücreleri, diğeri de Leydig hücreleri. Sertoli hücrelerinden spermler üretilirken Leydig hücrelerinden testosteron salgılanıyordu. İşte luteinleştirici hormon Leydig hücrelerinden testosteron salgılanmasını sağlıyor. Bu arada şunu da söyleyeyim arkadaşlar. Luteinleştirici hormon progesteronu da salgılattırıyor. Onu da yazayım. Progesteron salgılatır. Onu unutmayalım. Testislerin seminifer tüpçüklerinde bulunan Leydig hücrelerini uyararak testosteron salgılatır. Evet, luteinleştirici hormonun görevi de bu şekilde. Gelelim bir diğer hormonumuz arkadaşlar. Bu da prolaktin. Prolaktin diğer bir ismiyle LTH hormonu. LTH. Yani luteotropik hormon. O zaman şöyle yazalım. DE diyeceğiz. Luteotropik hormon. Diğer bir adıyla LTH. LTH yani eşittir prolaktin. Peki bu hormon ne yapıyor? Arkadaşlar, bu hormon erkeklerde yok deniliyor ama son zamanlarda yapılan araştırmalara göre prolaktin erkeklerde de üretildiği söyleniyor. Şimdi bununla ilgili kesin bir bilgi yoktur. O yüzden ben erkeklerde yoktur veya vardır demeyeceğim. Sadece erkeklerde varsa bile hani çok az üretilir. Yani etkisini gösterecek kadar değil, eşik değerde değildir diyebiliriz. O yüzden erkeklerde yoktur yazmayacağım. Siz de hani biliyorsunuz hani çok fazla değişiyor biyolojideki araştırmalar. O yüzden erkeklerde yoktur'u direkt olarak kabul etmeyin arkadaşlar. Peki ne işe yarıyor? Kadınlarda süt bezlerinin oluşmasını etkiliyor. Bir de ovaryumda etkilidir. Yani işte yumurta oluşumunda etkilidir arkadaşlar. Süt bezlerinin gelişimini sağlıyor. Süt salgılanmasını sağlıyor. Ayrıca östrojen ve progesteron hormonlarının da salgılanmasını sağlıyor arkadaşlar. Annelik içgüdüsünün oluşmasını sağlıyor. Tamam, bunu da unutmayalım. Annelik içgüdüsünün oluşmasını da sağlıyor.
O zaman yazalım bakın. Kadınlarda süt bezleri ve ovaryumda etkilidir. Süt bezlerinin gelişmesini ve süt oluşumunu uyarır. Bir diğer özelliğine baktığımız zaman östrojen ve progesteron salgılanmasını yine uyarır arkadaşlar, sağlar. Bir de şunu da söyleyeyim. Annelik içgüdüsünü hani sadece memelilerde değil, yani sadece insanlarda da değil arkadaşlar. Kuşlarda ve memelilerde annelik içgüdüsünü sağlar. Kuşlarda ve memelilerde annelik içgüdüsünün oluşumunda etkilidir. Bir de arkadaşlar, gebelik boyunca korpus lüteumun bozulmasını engelliyor. Korpus lüteumun bozulmasını engeller. İşte luteotropik hormonla ilgili söyleyeceklerimiz de bunlar. Yine bahsetmiştik üreme sisteminde de. Burada da daha detaylandırmış olduk. Geliyorum ön lobdan salgılanan son hormonumuza. Adrenokortikotropik hormon diyeceğiz. Adrenokortikotropik hormon. Arkadaşlar bu neydi? ACTH olarak geçiyor, kısaltılmışı. Bu da böbrek üstü bezine kabuk bölgesine uyaran bir hormondur arkadaşlar. Buradan kortizol ve aldosteron hormonlarının salgılanmasını sağlıyor. O zaman yazalım. Böbrek üstü bezinin kabuk bölgesini uyararak kortizol ve aldosteron üretilmesini sağlar dedik. Arkadaşlar yine böbrek üstü bezlerinin büyümesini sağlıyor. İşte bir de fazlalığında bir hastalık ortaya çıkıyor. Cushing hastalığı dediğimiz bir hastalık arkadaşlar. Bu hastalık nasıl bir hastalık peki? Bu hastalıkta yanaklar kızarıyor, bacaklar inceliyor, yaralar geç iyileşiyor. Daha sonra yüksek tansiyon görülüyor arkadaşlar. Yani fazla salgılandığında Cushing diye yazılıyor. Cushing hastalığı oluşur. Yazalım. Yanaklar kızarır. Tansiyon yükselir. Daha sonra bacaklar incelir. Yaralar geç iyileşir. Evet, bu şekilde adrenokortikotropik hormonunu da anlatmış olduk. Arkadaşlar ön lobu bitirdik. Şimdi geliyorum ara loba. Ara lobdan zaten bir tane hormon salgılanıyor. Şöyle ara lob yazayım. B diyeyim şuraya. B ara lob. Diğer bir adı nedir arkadaşlar? Bunda medyan. Şöyle ara lob dedik. Ara lobdan zaten bir tane hormon salgılanıyor. O hormonumuz da nedir? MSH, yani melanosit uyarıcı hormondur arkadaşlar. Ara lob için şunu söyleyelim. Arkadaşlar ara lob memelilerde körelmiştir. Bu yüzden ara lobun görevini, yani mesaj üretimini kim eline almış? Ön lob eline almıştır. Bu yüzden de bunu bilmekte fayda vardır. O zaman şöyle yazalım. Memelilerde körelmiştir. Körelmiştir. Melanosit uyarıcı hormon salgılanıyor arkadaşlar. Şöyle yazalım. MSH salgılanır. Melanosit uyarıcı hormon ne işe yarıyor? Melanosit uyarıcı hormon
Derideki hücrelerin melanin salgılanmasını sağlıyor arkadaşlar. Derinin ya da derideki diyelim. Derideki hücrelerde melanin salgısını uyarır, derinin koyulaşmasını sağlar. Koyulaşmasını sağlar. Evet, bu şekilde arkadaşlar bizim melanosit uyarıcı hormonumuz ve aralobumuz. Aralobla ilgili dediğim gibi çok fazla söyleyecek bir şey yok. Şimdi geliyorum bir diğer hormonumuza, ya yani bir diğer yapımıza. C diyeceğim, arkalob. Arkalob. Bu da arkadaşlar posterior olarak geçiyor. Posterior. Anterior, posterior. Zaten anter, poster, hani ön, arka, Latince'de bu şekilde söyleniyor. Arkadaşlar, arkalobdan da dediğimiz gibi bakın arkalobla ilgili şunu unutmayın. Burada bulunan hormonlar hipotalamus tarafından salgılanır. Daha sonra arkalob tarafından da kana verilir. Tamam, bunu unutmayalım. Hipotalamus üretiyor, arkalob da kana veriyor arkadaşlar. Ve buradan salgılanan iki tane hormon var. Bunlardan bir tanesi şöyle A diyorum, oksitosin. Oksitosin hormonu. Bu diğer hormonlar gibi değil. Düz oksitosin, başka bir ismi yok. Arkadaşlar bu hormon erkeklerde az miktarda bulunur ama görevli değildir. O zaman şöyle yazalım. Erkeklerde görevli değil. Görevli değildir. Oksitosinle ilgili bir diğer söyleyeceğimiz şey, kadınlarda uterusun kasılıp gevşemesini sağlıyor. Yani doğum sırasında aslında üretilen bir hormondur arkadaşlar. O zaman şöyle yazalım. Kadınlarda uterusun kasılıp gevşemesini sağlayarak doğumu kolaylaştırır. Doğumu kolaylaştırır. Ayrıca şunu da söyleyeyim. Arkadaşlar, oksitosin hormonu süt bezlerinden de sütün gelmesini sağlar. Yani sütün akmasını sağlayan bir hormondur. Mesela doğuma diyelim ki 12 saat veya işte 24 saat var. Bu sırada arkadaşlar salgılanıyor. Doğum sancısını başlatıyor. Ve eğer ki oksitosin hormonu üretilmezse doğum uzun sürer. Yani doğum sancısı geç gelir ve doğum uzun sürer arkadaşlar. Bu nedenle hani işte herhangi bir sıkıntı olursa sezaryenle, hani zorunlu sezaryenle doğuma gidilebilir tabii ki. Ve oksitosin hormonu üretilmezse süt bezlerinden sütün gelmesi de gecikebilir. Genelde böyle zorunlu doğum yapan kişilerde, zorunlu sezaryen yapan kişilerde süt gelmiyor hemen. Hani sonradan geliyor arkadaşlar. Bu da oldukça önemli. Bak, sütün gelmesi çok çok önemli. Çünkü bebek ilk doğduğu zaman o sütü emmesi gerekiyor. Eğer emmezse sonradan hani biberona falan alışırsa biberondan koparmak birazcık zor olabilir. Çünkü biberondan süt çekmek memeden süt çekmekten daha kolaydır ve bebekler genelde biberondan süt çekmeyi tercih ederler arkadaşlar. O zaman şöyle yazalım. Süt bezlerinden sütün gelmesini sağlar. Sütün gelmesini sağlar. Evet, oksitosinle ilgili söyleyeceklerimiz bunlar. Şimdi gelelim son hormonumuz artık. Arkadaşlar, bu hormonumuz da antidiüretik hormon. Antidiüretik hormon. Diğer bir adıyla ADH ve diğer bir adıyla da vazopressin. Vazopressin. Peki bu hormon nedir? Bu hormon da oldukça önemli bir hormondur. Arkadaşlar, böbreklerden suyun geri emilimini sağlar. Böbreklerden suyun geri emilimini sağlar. Yani bizim aslında vücudumuzda su dengesini sağlıyor arkadaşlar antidiüretik hormon. İşte kan basıncı yükseldiği zaman, mesela diyelim ki İşte fazla tuzlu besinlerle beslendiğimizde kan basıncı yükselebiliyor. Veya işte proteinler falan kanımızda arttığı zaman kan basıncı yükselebiliyor. Kan basıncı yükseldiği zaman, kanın ozmotik basıncı yükseldiği zaman hemen ADH üretilir. Ve böbreklerden suyun geri emilimi sağlanır arkadaşlar. Bu sayede de kandaki ozmotik basınç dengelenmiş olur. Şimdi biz burada şundan bahsetmek istiyorum arkadaşlar. ADH yetersizliğinde böbreklerden su geri emilemez ve şekersiz şeker hastalığı dediğimiz bir hastalık ortaya çıkar.
Normalde aslında şeker yemeye veya işte insülin eksikliğine, insülin fazlalığına bağlı olan bir durum değildir bu. Bu sadece suyun eksikliğinden kaynaklanan bir şeker hastalığıdır. Bu yüzden de şekersiz şeker hastalığı veya diğer bir adıyla gizli şeker de diyebiliriz arkadaşlar. Bu sayede bir hastalık ortaya çıkabiliyor. O yüzden şöyle yazalım. Eksikliğinde kandaki şeker oranı, bakın şeker seviyesi demiyorum, şeker oranı yükselir ve şekersiz şeker hastalığı ortaya çıkar. Bu şekersiz şeker hastalığının diğer adı da arkadaşlar diyabet insipidus. Diyabet, dur bakayım yazayım şöyle. Diyabet insipidus. Hani ikinci ismini verir ama Türkçesinde verirse daha iyi olur diye düşünüyorum. Ben ÖSYM sorarken bu şekilde sorsa da çok daha iyi olur. Evet. Antidiüretik hormonda bu şekilde arkadaşlar. Sudaki işte suyun geri emilimini sağlayan bir hormondur. Şekersiz şeker hastalığına sebep olur. Kanımızdaki ozmotik basınç yükseldiği zaman devreye giren bir hormondur. Böylece biz hipofizden salgılanan hormonları bitirmiş olduk. Hipofizden salgılanan hormonlarla ilgili ayrı bir test bulursanız mutlaka çözün. Çünkü hormonları çok çok tekrar etmek gerekiyor unutmamak için. Bu yüzden önerim budur arkadaşlar. Yine burada hani TYT ve AYT'ye ek olarak çok fazla bir şey söylemedik. O yüzden TYT kitaplarından çözerseniz de iyi olur. Sonraki videoda tiroid bezlerine paratiroid bezine geçeceğiz arkadaşlar. Sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.